severler bir maç sonunda daha sizlerle beraberiz. Gerçekten gecenin kapanışı ikincilik A grubunda Krev takımı ile Victory Basket takımı oldukça heyecanlı. İlk 3 periyotta başa baş bir mücadele sergilediler. Son periyoda girilirken oyunda biraz düşmeler oldu, ona değineceğiz. İlk olarak baktığımızda Krev ile Victory Basket takımı karşılıklı sayılarla ilk çeyreğe başladılar. Bu bölümde Krev takımı daha az hata yapan taraf oldu. 18-13'lük üstünlüğü vardı. İkinci çeyreğe geldiğimizde ise rollerde bir kez daha değişme oldu. Bu sefer Victory Basket savunmada düzeldi. Hızlı hücumlara çıkmaya çalıştı. Bunda etkenler vardı. İsmail Osman'a döneceğim bu konuda. Krev takımında ise hücumda bir düşüş oldu. Belki de seviye bu konuda hakikaten sormak lazım. Neden? 24-15'lik bir skor oluştu. Üçüncü çeyreğe geldiğimizde Victory Basket hızını tekrar devam ettirdi. Hiçbir şekilde bölme yaşatmadı. Aynı şekilde ikinci ve üçüncü periyottaki oyununuzu devam ettirdiniz. 24-13'lük üstünlüğünüz vardı. Hakikaten güzel bir oyundu. Son çeyreğe geldiğimizde ise bir Krev takımı oyunda artık son noktalarını oynasa da Victory Basket takımı hızlı hücumlarla fiş çeken taraf oldu. 18-10'luk skoru alarak karşılaşmayı da 78-57 skorla kazanan Kaftayı galibiyetle kapatan taraf oldu. Yanımda konuklarım var her zaman olduğu gibi. İsmail Işıkkaya var, Osman Tahtanoğlu, Victory Basket takımından. Sol tarafında ise Berke Pehlivanoğlu ile Semih Şahin'le hoş geldiniz diyorum hepinize de. İlk olarak Krev takımıyla başlayacağım. İlk çeyrekte 18-13'lük bir üstünlüğünüz vardı. Evet, genç bir takımız. Rakibimizde saygı duyduğumuz yaşça büyük abilerimiz. O yüzden tempo yaparak başlamaya çalıştık. Şutlarımız da girdi. Ama maçta gözüktüğü üzere de rotasyonumuz çok dardı. İlk 5'ten 3 oyuncumuz eksikti bugün. O yüzden maçın sonuna doğru bir düşüş yaşadık. Ama yine de keyifli bir maçtı. Önümüzdeki maçlar daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Şunu hemen sormak istiyorum tekrar. Geçen seneden baktığımızda, kadroya baktığımızda hakikaten oyun yapısıyla beraber takımda da bir düşüş görüldü. Şimdi kimi kadro burada ama Emir'in yokluğunu hakikaten hissettik sanki. Kenardan bir destekleyici güç, oyuna girip ateşleyici bir gücü göremedik. Ant da yoktu maçta. Evet, Semih de hak verecektir bana. O da profesyonel kariyerinde guard olarak oynamış bir arkadaşımız. Emir Selimoğlu'nun yokluğu bize guard rotasyonunda bir eksikliğe neden oldu. Yiğit Çetin arkadaşımız elinden geleni yaptı ama asıl mevkii guard olan tek oyuncumuz vardı bugün rotasyonda. Onun eksikliğini oldukça yaşadık. Hemen Semih'e dönmek istiyorum. Semih, oyunun gidişatında tutunmaya çalıştınız. Yani 3 çeyrek boyunca güzel bir oyun sergilendi. Ama hani oyunda kalmaya çalıştığınız zaman belli noktalarda önde götü hani dengelemeye çalışsanız da yani skorda hep başa baş tük oldu. Evet. Kopma olmadı hani. Evet. Skora göre bir kopma olmadı. Hep periyodun sonlarında, her periyodun son 2-3 dakikasında bir kopma, bir düşüş yaşadınız. Senin oyundan çıkman gibi, Berk'in oyundan çıkması ya da takım rotasyonunda bir sıkıntı yaşadık. Abi şöyle oldu daha çok. Yani az kişi olmamızdan kaynaklı olarak biraz daha şutlara çıkmamaya çalıştık. Şansımıza ilk yarı şutlar çok girmedi rakipte. Biz güzel şutlar soktuk. İkinci yarı artık iyice yorulmalar başladı az kişinin verdiği etkiyle. Rakip de şutları sokunca yavaş yavaş maç koptu. Biz de yavaş yavaş düştük. Hücumda biraz daha hareketsizlik başladı. Savunmada mücadele kalmadı. Yavaş yavaş fark açıldı. Toparlayamadık. Haftaya tam kadro olacağımızı umuyorum. Yeni gelen iyi arkadaşlarımız da var. Onlarla beraber tekrardan haftaya galibiyetle döneceğimizi umuyorum. Geçen seneki görüntümüzü veririz diye. Evet, geçen seneki Krev takımı gerçekten güzel basket oynamıştı. Yarı finale kadar kaldılar. Hatta son noktada finali son anda kaçırdılar. Hemen dönmek istiyorum. İlk başta İsmail'e başlamak istiyorum. Hoş geldiniz tekrar. Evet. Terli adresini tutmak istemiyorum fazla ama oyunun gidişatını bir değerlendirebilir miyiz? İlk çeyrekte düşüş yaşadınız. Oyunu sınamadınız. Sonrasında açılmalar başladı oyunda. Bu sene yeni bir takımız. Evet. Yani birbirimizi çok iyi tanımıyoruz. Ya bayağı 4-5 tane arkadaşım hepsi üst düzeyde oynuyorlar. Levent olsun, Tunç olsun, Hakan, Musa olsun. Yani bir de bizim kenardan böyle bir idare etme sıkıntımız var. Geçen hafta da ondan sebep son 39 dakika önceki son 1 dakikada kendi hatalarımızdan yendik. Ya bugün de böyle güzel bir oyun oldu. Güzel bizim Musa olsun, Levent olsun çok liderlik. Ömer'i çok iyi idare ettiler. Aynen öyle, çok iyi idare ettiler. Biraz da rebound üstünlüğümüz vardı bunlardan. Gençler güzel koşuyordu ama bizim biraz daha uzun işte o avantajımız vardı. Güzel bir oyundu. Tebrik ederiz arkadaşlara. Güzel bir oyundu.
Sözünüzü kestim. Osman'a gelmeden İsmail Cemil'le orada kalacağız. Küçük bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklamlara gidiyoruz. Hemen reklamlardan sonra sizlerle beraberiz. Evet, reklamlardan sonra sizler tekrar beraberiz. İsmail Cemil'in sözünü kestik. Evet, oradan tekrar tabii, devam edelim. Arkadaşlar, tebrik ederim. Çok güzel bir mücadeleydi. Tebrik ediyoruz. Osman, devam etsin. Evet, Osman'cığım, ikinci çeyreğe çok güzel başladın. İlk çeyrekte İsmail'e ikiniz biraz düşük başladınız, kenardan gidip hani evet, şey yapamadınız ama ikinci çeyrekte bilhassa pot altından üst üste sayılarım vardı. Hakikaten 6 sayım vardı. Bir anda oyuna giriş altına kadar pot altını evet, değiştirdi. Pot altında evet, yenildik. Kreve takımının zayıf noktasını çok iyi gördüm. Oyunda olduğun sürelerde gerçekten isabetli şutlarım vardı. Evet. Oyun nasıl gelişti senin açından? Yani biz yeni bir takımız. Geçen seneki kadroyu biliyorsunuz, tamamen yenilendik. 5-6 yeni oyuncumuz var. İlk başlarda arkadaşlar kreve takımı önde gidiyordu. Sonradan bir kendi aramızda bir konuşunca, bir molayla evet, bir geri dönüş yaşadık. Ondan sonra yine arkadaşlar yetişmeye çalıştı. Bir park kapandı, bir şeyler oldu. Ama şimdi işte ikinci yarısı, üçüncü periyot, dördüncü periyot koptu zaten. Ya burada dikkatimi çeken bir nokta vardı. Şimdi maçı izleyemeyenler için tekrar kısa bir özet geçmek istiyorum. İlk çeyreğin ortaların sonlarına doğru bir mola aldınız. Ondan sonra olmadı. İkinci çeyreğin üçüncü dakikasında ikinci mola aldınız, kullandınız. O çok dikkatimi çekti. Sonrasında bir toparlanma yaşadınız evet, orada. Erken gelen mola, mola hakkınız bitti. İhtiyacınız da olabilirdi. Çünkü 3. dakikada alıp mola hakkını bitirmek, kalan 7 dakikada insanı bir sıkıntıya sokabilir orada. Evet, doğru. Oyundan geldi o teklif, mola al diye. Evet, şutlardan o 4 kısayla başladık. Evet. Dip noktalardan sıkıntı yaşayınca, işaret gelince aldık ve sonradan toparlandık. Ama güzel bir dönüş evet, oldu o noktada. Evet. Hemen Kreve takımına dönmek istiyorum. İkinci çeyrekte rakip üst üste molalar aldı. İlk çeyrekte aldı, ikinci çeyreğin başını da aldı. Siz de gerçi molayı aldınız ama sanki o molayı almakta biraz geç mi kaldınız? Şöyle, aslında ilk yarıda özellikle oyunu tutabileceğimizi düşünüyorduk. Hatta tuttuğumuzu da düşünüyorum ben dar rotasyonumuza rağmen. Sıcaktık, kendimizi soğutmak istemedik. Benim kişisel olarak şöyle bir inancım var. Ben kendim mola aldığımda sanki rakibe bir motivasyon katmış gibi hissediyorum kendimi. Öndeydik de, oyunun içindeydik de böyle bir şeye ben gerek duymadım. Semih'le de paylaştık bu fikrimizi. O da öyle bir doğrultuda fikir belirtmeyince molayı en son çare olarak düşündük. Yine dikkatimi çeken bir nokta daha var. Bunu da belirtmek istemiyorum. Şimdi oyunun kimlik kadroda ikinizin mecbur sahada kalmak zorunluluğu var. İkinizin birlikte hani bir sen çıktın, bir Semih çıktı. Oyun orada bir bocaladı, hatta kenarda da konuştuk. Oyuna girmekte geç kaldın. Semih de kenardaydı. O esnada oyun açıldı. Ya burada gerçekten kritik bir karar değil miydi? Yani Semih senin kendi yani açısından. Onda hani şöyle de bir olay var. Hani biz olabildiğince herkesin eşit süre almasını sağlayacak şekilde oynamaya çalışıyoruz. Hani bunu sene boyu zaten konuştuk. Hani birinci önceliğimiz kazanmaktan çok beraber oynamak ve keyif almak. O yüzden hani böyle şeyler rotasyon oluyor. Biraz ona veriyorum onu. Yani hani ya, hiç çıkmadan hani birimiz kötü gününde olur. Hani kötü gününde olsa bile onun oynamaması gibi bir durum yok. Bunu sene boyu konuştuk. Yani şöyle söylemek istiyorum, oyunun gidişatı açısından tamam, hani güzel geldi, sonlarda açıldı oyun. Yani son 3. çeyreğin, son 4. çeyreğin bir kıpırdanma yaşadı ama sonrasında siz fast breaklerle zaten işi götürdünüz. Bilhassa Levent Musa'nın etkili oyunu hızlı olarak çıkmaları, iki uzun da zaten içeride domine etmeleri, buna bir önlem alamadınız seni yani, iç noktayı kapatamadınız. Tecrübe farkı diyelim abi. Tecrübe farkı diyoruz ama bu noktada Kreve takımına hakikaten bir sağlam 5 numara ihtiyacı var. Bu gözle görünen bir nokta. Hani şöyle örnek vereyim. İsmail ya da Osman'dan birisi takımda olsa. Açıkça hani söylüyorum. Uzun olarak, uzun rotasyonda. Abi teklifleri açıklarsa. Hemen burada mısın? Şimdi bonservis konuları benden geçiyor. Kamera arkası yapıyoruz mu? Orada bağlarsın. Ay diyorum. Hemen ikinci bir reklam arası daha verelim. Hemen skor halleri geçiyoruz. Oradan
maçtan sonra sizle tekrar beraberiz. Semih'e dönmek istiyorum. Sakatlığın son durumu nedir? Geçen sene sakat oynadın. Takımı çıkartmaya çalıştın. Belki emin olsun çıkarttın ama son bölümlerde bir sakatlığın vardı. Oynayamadın. Son durumun nedir? Ya geçen sezon bittiğinden beri o dönemde biraz tekerlik sandalye basketbol oynadım Beşiktaş'ta. Oradaki oyuncular ve antrenörler bana oynama iznim olduğunu söyledi. Ona başladım. Sonra en son bir federasyondan bir sıkıntı yaşadık. Puanlama sistemiyle oynanıyor. Puan alamadım. Puan alamadığım için ve hani artık bir basketbol aşkıyla dolu olduğum için tekrar takımca konuştuk ve lige katılma kararı aldık. Elimden geldiğince ısınarak oynamaya çalışıyorum. Evet, fazla zorlamadan, sakatlamadan tekrar. Hemen takımın en skorlarına dönmek istiyorum. Krev takımında 18 sayıda, belki Pehlivan'ın 18 sayı, 8 rebound, 17 verimlilik puanıyla gerçekten çok güzel işler yaptın. Semih Şanyurt'a dönüyor. 10 sayı, 5 rebound, 7 asist. 18 verimlilik puanı var. Burada bir puanı belki kaybettim. Kusurumuza bakmayan istatistikler Semih'i gösteriyor burada. Çift taneleri çıkan diğer oyuncu da Barış Kaya, 16 sayı, 4 rebound, 1 asisti var. 11 verimlilik puan var. Diğer arkadaşlar da zaten tek hanede sayılarda kaldığı için Yiğit Çetin 5 sayıda. Niko Arslaner ve Murat Aslan 3'er sayıda kaldı. Sertaç Kaya 2 sayıyla oynadı. Ellerinden geleni yaptılar ama hemen dönüyorum tekrar. Victoria Basket takımı gerçekten hani takım içerisinde skor çok iyi dağıldı. Her oyuncunun skor attığı bir karşılaşma oldu. Baktığımda Musa Alp 14 sayı, 7 rebound, 8 asist, 26 verimlilik puanıyla hakikaten gecenin en büyük oyuncusu oldu. Borçhan Baktan 14 sayı, 14 rebound ile double karşılaşmanın double double yapan tek oyuncusu, bir asisti var, 21 verimlilik puanı var. Tabi burada istatistikler kaçan pozisyonlarda etkili olduğu için gecenin oyuncusu tekrar belirtiyorum. Musa Alp oldu, 14 sayı, 7 rebound, 8 asistiyle. Hemen dönüyorum, Tunç Yavuz ile İsmail yanımızda, Şıkkaya. 9'er sayıyla oynadı İsmail Işık'a. 9 sayı, 7 rebound, 1 asist, 8 verimlilik puanıyla oynamışsın. Evet, Osman Tartanoğlu 6 sayı, 6 rebound'un var. Levent Çağlar'ın da 6 sayı, 8 rebound, 6 asist, 12 verimlilik puanı var. Hakan Yılmaz 8 sayı, 6 rebound, 3 asist oynamış. 11 verimlilik puanıyla oynamış. Erdem Erpınar, Erparlar 5 sayı, 2 rebound'u var. Döndüğümüzde Mithat Pamukçu'nun da 5 sayı, 1 rebound, 1 asisti var. Evet, tekrar döndüğümüzde son noktaları kapatmak istersek Semih'ten başlayalım. Önümüzdeki haftalarda yine geçen seneki iddiamızı koyabilecek miyiz? Yine bir çünkü yükselme durumu var biliyorsunuz. Bir klasman durumu, yükselme durumu. Burada yani iki galibiyet almak bile yeterli olmayabilir. Averaj'a bakabilir. Çünkü maçı bir farklı bir averaj var. 19-10-21 sayılık bir fark var. Bunu kapatmanız gerekir. Abi ben şu an belki en güçlü rakiple oynadığımızı düşünüyorum. Ve ilk maça denk gelmesi belki iyi oldu eksiklerimiz olduğu için. İddialı olacak belki ama bundan sonra kaybedeceğimizi düşünmüyorum ben. Hemen Berke'ye dönüyoruz. Ben de Semih'e katılıyorum. Tam kadro olduğumuz halde kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Sizin de dediğiniz gibi iyi bir 5 numara takviyesi yapabilirsek eğer, gerçekten tek bir takviye ve eksik oyuncularımızın katılımıyla yine geçen seneki iddialı halimize döneceğiz diye düşünüyorum. Evet, tekrar dönüyorum İsmail'e. İsmail'cim son noktaları alalım senden. Yine aynı şekilde ilk maçı kaybettik ama ikinci maçta gerçekten çok güzel bir oyun sunduk. Evet. Yani beklediğimiz oyunu sunduk. İnşallah her maçta tekrar üstüne koyacağız. Bizle oynayan, oynamayan diyeceğim ama hepimiz oynadı. Hepsi mesela bizim Mithat kardeşimiz, Erdem kardeşimiz çok kısa oynadı ama çok kritik sayılar attılar. Hepsini çok tebrik ederiz. Yaş ortalamamız da çok üst düzeyde bizim. Hepsi 40'ın üzerinde. İnşallah yukarılara doğru çıkacağız yani. Yani iyi bir 3 galibiyet gerekirken en az 3 galibiyet gerekirken birini aldınız, kaldı 2 galibiyet. Rakipleri tanımıyoruz ama işte burada yani rakipler şöyle söyleyeyim, herkes takımlarının transfer yaptığı için evet. Şimdi geçen seneden daha farklı oldular. Şimdi Krev basketbol takımı daha farklıydı. Biraz düşüş yaşadılar ama yeni transferler iyi olacak. Mesela siz geçen sene üzerine 4 tane takviye, 5 tane takviye yaptınız. Evet. Yani Boris de var. Evet, yani yaptığımız anda evet. Oyunun gidişatı daha farklı oldu. Evet, Osman'cığım son cümleleri alalım senden de. Yani geçen hafta ilk maçımızda fast break'lerle yenilmiştik. Bu sefer tam tersi oldu. Fast break'lerle aldık yani, o da var yani. Evet. İlk maçımızda öyle yenilmiştik yani biz. Peki dersimizi iyi çalıştık diyebilir miyiz bu noktada? Tabii ki. Kesinlikle dersi iyi çalışılmış. Onu da söylüyorum her zaman dediğimiz gibi. Aynen. Hepinizin ellerine sağlık diyorum. Programımıza katıldığınız için her zaman ne diyoruz? Bizimle kalın, beste kalın. We are the best diyorum. Hepinize iyi geceler.